Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Uzun zamandır aslında bu programı yapmak istiyorduk ama bir türlü imkan olmamıştı. Bugün zulüm konusunu konuşacağız. Önce zulüm ne demek? Onu bir açıklayabilir misin bize? Zulüm bir şeyi yerli yerine koymamak demek. Bir şeyi vazifesine engel olmak demek. Mesela nefse zulüm, nefsin tekamülünü engellemek demek. Nefsime zulmettim diyor ya Hazreti Adem. Evet. Yani ben hata işleyerek nefsimin tekamül etmesini engelledim. Hatalar nefse zulümdür. Dolayısıyla nefsin görevi tekamüldür. Bu görevden onu uzak tutan her şey ona zulmetmek demektir. Mesela bir evin vazifesi misafir ağırlamaktır. Misafir ağırlamazsa o eve zulmediyoruz demektir. Bunun gibi her şey mesela evlatlarımızı yetiştirmekle yükümlüyüz. Bu yetiştirmede aciz kalır, aşırı merhamete gidersek aslında onlara zulmediyor oluruz. Bütün bunları idrak ettiğimiz zaman zulmün hakikati ortaya çıkar. Zulmün sen de o zulme eşlik edersen sen de zalim olursun. Dolayısıyla zulüm korkunç bir şey. Allah herkesi zalimle değil de zulümle mücadeleye yönlendirsin inşallah. Dünyamız çok azdı ve zulüm dünyası haline geldi maalesef. Peki, bu çok önemli. Ben seninle konuşmadan evvel özellikle Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen ayetlere baktım. Bunların bazı sureler altında toplandığını gördüm. Özellikle Ali İmran suresinde çok ciddi miktarda zulümle ilgili bilgi var. Aynı şekilde Nisa suresinde, En'am suresinde, Araf suresinde yani zulüm çok ciddi bir şekilde eleştirilmiş Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim içerisinde. Ben birkaç tane örnek vermek istiyorum müsaade edersen. Kerim. Ali İmran Tabii. suresi 86'da şu şekilde söyleniyor. Allah zulmeden bir kavimi hidayete erdirmez. Evet. Gene Ali İmran şu şekilde söylüyor. Allah zulmedenleri sevmez. Onların bu dünya hayatındaki harcamaları kendi nefislerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinine isabet eden kavurucu soğukluktaki bir rüzgara benzer ki onu helak etmiştir. Allah onlara zulmetmedi, onlar kendi Evet. nefslerine zulmetmektedirler. Evet. Devamlı Allah zulmetmez. zulümle ilgili, yani ben bunu araştırdığım için yaklaşık 25 tane ayet bu şekilde geliyor. Dolayısıyla bayağı ciddi bir miktarda zulümle ilgili konu var. Peki bu kadar belirtilmişken zulüm, neden zulüm? Neden yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Çünkü dünya için yaşıyoruz. Mana için Allah'la ilişkimizi kesiyoruz. Yani o yakın gözlüğü var ya Kenan Rıfai Hazretleri'nin bahsettiği sadece bu dünyayı düşünen yani öbür alemle hiçbir ilgisi olmayan Allah'la alakası olmayan hainlerin yaptığı hadiseler nefisleri içindir. Nefislerini memnun etmek içindir. Fakat hemen biliyorsun bir kılıf da hazırlarlar bunlara. Bunun ya din için yaparlar ya bir milliyetçilik anlayışı altında yaparlar. Yani mutlaka bunu bir şeye bağlarlar. Bugün Gazze'de yapılan olaylar gibi muazzam bir zulüm yapılıyor. Ve bu artık akıl almaz Kerbela vakasına benzetiyorum ben Gazze'yi. Kerimciğim o bakımdan halka eziyet. Yani artık şimdi hiçbir şeyle savaşılmıyor. Halkla savaşılıyor. Yani öyle terör ordusuyla, Hamas'la falan savaş yok. Direkt halkla savaş var. Ki bir insan bomba atıyor, bunu camiye atar, Allah korusun. Fakat başka yerde ibadet edebiliriz. Okula atar, fakat başka yerde eğitim alabiliriz. Ama hastaneye atarsa, o zaman onun başka yeri yok. Onun gayesi sırf öldürmektir. İşte bu bakış açısından en büyük günah üç dinin de
en büyük günahı nefsi için adam öldürmektir. Nefsi için adam öldürmek, yani ideolojisi için, nefsi için adam öldürmekten daha feci bir şey olamaz. Ve karşında karşılık verecek silah olmayan bir güruh var. Bu güruhla beraber, bu güruha eziyet ediyorsun. Düşün, elektriğini kesiyorsun, küvezdeki çocuk annenin gözü önünde ölüyor. Böyle bir şey dünya yaşamadı bugüne kadar. Feci bir şey yaşanıyor. Evet. Kerbela olayına çok benzettin bunu. Değil mi? Orada da zulmün gerçekten çok büyüğü uygulanmıştı. Amaç ne peki? Yani şimdi biz hep şunları söylüyoruz. Hazreti Muhammed Kabe'ye girdiğinde Hazreti Ali ile beraber putları temizledi. Üç tane temel büyük puttan bahsediyorlar. Lat, Menat ve Uzza diye. Hatta Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de geçer. Bunun içerisinde Lat anladığım kadarıyla daha çok gücü temsil ediyor. Menat parayı temsil ediyor. Uzza da izzeti, yani iktidarı, yüceliği temsil ediyor. Her ne kadar bunlar Müslümanlıkla beraber yıkılmış gibi ise de tekrardan hemen akabinde tekrardan kalplerimize tekrar oturmuş gibi duruyor. Yani bir izm peşinde, ki buradaki temel güruh herhalde Siyonizmle karşı karşıyayız. Siyonizm düşüncesiyle aslında karşı karşıyayız. Çünkü ilk 10 emrinden ilki öldürmeyin olan bir dinin bu şekilde davranabileceğine, dinin mensuplarının bu şekilde davranabileceğine inanmıyoruz. Burada asıl arkada duran gene Lat, Menat ve Uzza'dan gelen beslenen ve onlara tapan insanlardan olduğunu düşünüyoruz. Çok kesin. Aynı zamanda sırf siyasi menfaatleri için bu zulme eşlik eden maalesef İslam aleminden de bahsediyoruz. Evet, bu çok önemli. İslam aleminin siyasi liderleri de birleşip bu zulme karşı gelebilirler. Çok büyük güçleri oluşur. Olmuyor. Demek ki Kerimciğim, insanlar aslında hakiki Müslüman, hakiki Hristiyan, hakiki Musevi değiller. Eğer öyle olsalar, dinlerinin getirdiği kaide ve kurallara uyarlar. Bunun yanında Gazze'de muazzam bir iman gösterisi var. Yani Gazze'li halk silahsız. Ben 10 sene önce oradaydım ve şunu görmüştüm de, o zaman da çok fakirlerdi. O zaman da hiçbir şeyleri yoktu. Bilmiyor mu bunu diğer insanlar onlara hücum ederken? Silah yok. Hiçbir şey yok. Karşı verecek güçleri yok. Neyle mücadele ediyorlar? İnsanların soykırımla, yani soykırım yapıyorlar. İnsanları öldürmek. En kolay öldürme yolu hastane bombalamaktır. En kolay öldürme. Oradan kaçamazsın. Oraya muhtaçsın. Onun için gaye öldürmekse çok feci bir şey. Tabii Kerimciğim, senle Rahman suresini çalışırken hatırla. Diyor ki Allah her an yeni bir şenle bu dünyaya tecelli eder. Buradaki şeni İbn Arabi Hazretleri anlatırken bir hakikatle, uzun uzun konuştuk seninle bu konuyu, bir hakikatle zuhur eder. Yani burada Allah'ın bize göstermek istediği bir hakikat var. Bu da iman hakikati. Yani inşallah gerçek İslam, gerçek iman bütün Batı alemini şaşkınlık içinde bırakacak. Belki bu kadar yıkımın sebebi budur. Ben böyle düşünüyorum. Fakat tabii bu bizim zalimle, zulümle mücadelemizi engellememeli. Yani elimizden geleni yapmalıyız. Nasıl mücadele edilir? Kamuoyu oluşturarak, Batı ile temas ederek, sözünüzün geçtiği her yere olanları anlatarak. İkincisi, tabii ki çok aşırı silaha giden, onların karşı tarafın silahlarına giden merkezlerden alışveriş etmeyerek, onları protesto ederek. Bunlar gerçekten çok büyük yankı getirir ve
hakikaten onları ekonomik olarak çöktürebilir. Bu bak bu şekilde, yani dediğin gibi Siyonizmle ancak böyle mücadele edebiliriz. Zira maalesef biz daha hala Gazze'ye yardım gönderemiyoruz. Ne devlet gönderebiliyor. Ve bunu yapanlar da, onları engelleyenler de bazıları Müslüman alemi. Yani bunlara şaşıp kalıyor insan. Dolayısıyla ben hadiselerin hakikatine bakarsam burada İslam'ın imanını görüyorum. Hatta bir Amerikalı hemşire şöyle demiş. Onlardaki imanın, orada çalışıyormuş da, onlardaki imanın milyonda biri bende olsa ben bambaşka biri olurdum demiş. İşte öyle bir iman gösteriyorlar şu anda Gazze. Tabii keşke olmasaydı, başka şekilde görseydik imanlarını, ama oldu. Kabul etmek lazım. Bunların olması gerekiyordu, oldu. Fakat bu mücadelemizi engellememeli. Evet canım. Biz genelde sohbet yaparken, özellikle tasavvuf ehli, genelde Kur'an-ı Kerim'de işte ceza ile ilgili konulardan çok fazla konuşmuyoruz. Fakat burada çok net, mesela Nisa suresi 30. ayet diyor ki, kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa biz onu ateşe göndeririz. Bu Allah için pek kolaydır diyor. Bizim yani genelde tasavvufin anlayışı, ceza anlayışı Allah'la beraber olmama. Zaten cehennemin Allah'la beraber olmama mevzu olduğunu düşünüyoruz. Wow. Şimdi bu aynı şekilde gene ayetlerde zulme eşlik etme. Yani sessiz kalmada zulme eşlik etme olarak gözüküyor. O zaman biraz evvel bahsetmiş olduğun mesela bu Müslüman görünümlü. Aslında şöyle söylüyorum ben. Üç tane insan tipinden bahsediyoruz değil mi? Münkir, inkar kökünden geliyor. Yani inkar eden direkt. Mümin, iman kökünden geliyor. İman eden. Bir de arada münafık diye bir gruptan bahsediyoruz. Münafık kelimesi de kelime olarak nifak kökünden geliyor. Evet. Şimdi burada münafıklar oldukça ciddi bir şekilde eleştirilmiş. Eleştiriden tabii çok daha aslında yüksek bir şeyle konuş. Nifak ne demek? Nifak ara bozmak, iki türlü davranmak, hakka başka, halka başka olmak demek. Yani imanlı insan Allah için hareket eder, kul için etmez. Burada kul için hareket eden, imanlı gözüken insanlardan bahsediliyor. Kula kendini beğendireyim diye gösteren. Bunlar cehennemin en dibindedir diyor Hazreti Cili. Belki diyor ateist kurtulur diyor. Bir kere Allah dese kendini kurtarır. Ama münafıklar cehennemin en dibindedir. Çünkü halkı kandırıyorlar. Yani halka başka gözüküyorlar. Aslında Allah'la aralarında mesafe var. İşte bu nifaktır. Kerimcim, demin söylediğinde de çok önemli bir şey var. Ceza karşılık demektir. Allah bu ayette ben zulüm edenleri karşılık olarak kendi kendileriyle ateşe atarım diyor. Yani kendimden uzak tutarım diyor. Zulüm edeni kendimden uzak tutarım. Bundan daha büyük bir felaket olamaz. Hatırlarsan adamın biri Hazreti Musa'ya, benim senin Allah'ın adını bile anmıyorum. Hiçbir gün ama zenginliğim arttı, çoluğum çocuğum arttı. Git söyle Allah'ına dediğinde Hazreti Musa canım sultanım, o da gitmiş. Allah nasıl söylesin bunu? Allah'tan nida gelmiş. Ya Musa okuluma söyle ki, bak hala okulum diyor Kerim. Vazgeçmiyor yani kulumdan. Söyle ki ben onun ağzından benim adımı anma zevkini aldım. Bundan büyük ceza olamaz diyor. İşte şu anda onların ağzından bu zevki Allah aldı. Kendinden uzaklaştırdı. Ve bunlar da uzaklaşınca zulmü arttırırlar. Yani işin komik tarafı o. Bir kere en önemlisi kendi peygamberleri Hazreti Musa'yı da çok anlamamış bir devirden bahsediyoruz. Bir devir. Mesela gidersen Filistin'e, Hazreti Musa Filistin'de. İsrail böyle
bölümünde değil, bir caminin içinde yatıyor ve herkes onun önünde namaz kılıyor. Yani öyle bakarsan onun getirdiklerini anlaşılmamış, Hristiyan alemi Hazreti İsa'yı anlamamış. Müslümanlar Hazreti Muhammed'i hiç anlamamışlar. Evet. İşte ancak insanı kamiller ve imanlı müminler onların hepsini anlamaya çalışıyor. Evet, bu çok önemli ve içimizi acıtan bir konu. Biraz evvel örnek verdin, bu boykot mevzu bizim de çok desteklediğimiz bir konu. Çünkü biraz evvel Lat, Menat ve Uzza putlarından bahsettik. Siyonizmin en önemli putu tabii ki Menat, yani para. Ve Siyonizm bundan çok yüksek bir şekilde beslenerek diğer iki putu yükseltiyor, Lat ve Uzza'yı. Ve bu putlar tekrardan Orta Doğu'nun içerisinde kurulmuş pozisyonda. Biraz evvel de Kerbela olayından örnek verdin. Gerçi Kerbela olayı da günümüze getirdiğimiz zaman bir Hazreti Hüseyin'in o zulümle nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. Ve sen anladığım kadarıyla Gazze'den de böyle bir mesaj çıkabileceğini düşünüyorsun. Evet, belki Müslümanların tekrardan bir araya gelip gerçek Müslümanların yalancılardan, münafıklardan ayrılabileceği bir şeyden bahsediyorsun diye anlıyorum. Şu an en güzel zaman. Sami anne bunu yüz binlerce kere söyledi. Müslüman liderlere mektuplar yazdı. Şahsi menfaatlerinizden vazgeçip birleşin artık diye. Şimdi birleşmek için en güzel zaman. Fırsat bu fırsat. Ne olur birleşsinler. Yani İslam alemi birleşsin. İnsanın en büyük kötülüğü kendi içinden geliyor. Bunu yapmamak lazım. Üçüncüsü, yani sadece onları protesto etmek, bazı şeylere karşı çıkmak değil. Onların yaralarını sarmak. Yani buraya gelirlerse destek olmak. Çok mahrumlar, senelerdir. Evlatları orada hastanede ölenler var. Yani korkunç bir katliam yaşanıyor. Bu katliam, karşımda silah yok, o yok, bu yok. Hiçbir şey yok. Korkunç bir katliam yaşanıyor. Biz de kendimiz bundan ders almalıyız. Ülke olarak da ders almalıyız. Kendi şahsımız adına da ders almalıyız. Nefsimize zulmedersek, her istediğini verirsek, çocuklarımızın her istediğini verirsek, o zaman onları ne kadar büyük zulmettiğimizi, yarın öbür gün onlardan da birer siyonist yetişeceğini düşünmek lazım. Üçüncüsü, dördüncüsü, Batı aleminin ne kadar yanlışta olduğunu Allah bize tekrar tekrar gösteriyor. Bu Batı hayranlığı, Batı daha iyidir demek. Hiçbir şekilde orada insan hakları olmadığını ve çok beni muazzam etkileyen bir şey anlattı Almanya'da yaşayan bir kızım. Bir Batılı yazar, basın mensubu şöyle bir demeç vermiş. Bugün Müslümanları yok edeceğiz ama kalan Müslümanları nasıl asimile edeceğimiz hakkında rapor var mı? Bunu düşünebilmek bir basın mensubu tarafından nasıl olabiliyor? Kim Müslümanı yok ediyor? Ne zaman yok ediyor? Kur'an'ın yanması. Mesela bir evde Kur'an yansa, Kur'an'ın hakikatini yok eder mi? Kur'an yok olur mu? Mümkün mü? İslam yok olur mu? Kesinlikle yok olmayacak bir şeye, işte ebter olacak onların soyu dediği, işte bize ve Müslümanlara saldıranlar için söylüyor Kevser suresinde Allahu Azimüşşan. Ayrıca siz nasıl diğer kalan Müslümanları asimile edersiniz? Ne, elinizde nasıl bir güç var ki? Halbuki bizim elimizde çok büyük bir güç var. Bizim elimizde iman gücü var. Her şeye şükretme gücü var. Halinden memnun olma. Hadiselerden etkilenmeden onların çözümünü araştırma gücü var. Bunların hepsini Kur'an'dan öğrendik. Peygamberden öğrendik. Yılmamayı öğrendik. Bu Hazreti Hüseyin'den öğrendik. Hazreti Zeynep'ten öğrendik. Biz çok güçlüyüz. İmanımız bize güç veriyor.
İşte bunları yapabilirsek Kerimcim, o zaman evlatlarımızı da bu yönde yetiştirirsek. Şunu görüyoruz ki bu bugün olan bir olay değil. Çok uzun süre evvelinden başladı. Ve biz yetiştirmekte, kendi halkımızı veya kendi insanımızı yetiştirmekte bu konuda biraz aciz kaldığımızı düşünüyorum. Çünkü birleşme amacında olması gereken bir İslam aleminin aslında birleşmediği, birçok insanın aslında işte o parayla veya siyasi güçle satın alınabileceğini gördük. Batı ile ilgili biraz evvel kullandın. Tabii ben Batı'daki iyi insanları veya bu konuyla ilgili mesela birçok protesto geldi. Bilmiyorum gördünüz mü? İngiltere'den veya işte İrlanda'dan birçok yerden de protesto geldi. Bu insanlar da bunun farkında. Yahudilerin kendisi de İsrail'in içerisinde bu Siyonizm görüşünün aslında ne kadar yanlış olduğunu söylerken devletler politika olarak bunu güdüyorlar. Dolayısıyla orada insanlığı da bir, yani insanlığı da bir yerden ayırmak gerekiyor. Hatırlarsın biz Norman Finkelstein diye bir Yahudinin kitabını çıkardık. Bu kez çok ileri gittik diye. Kendisi bir Yahudi ve annesi ve babası bu kamplardan, Nazi kamplarında zulme uğramış insanlardan biri. En iyi onlar anlar aslında bunu diye söylüyor. Ve bunu akıl erdiremediğini anlatıyor ve bunun tamamen siyasi kökenli bir şey olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla nefsin aslında ne kadar büyük bir yer ettiğini görüyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyi söylüyor. Nefsinize zulmetmek, nefse zulmetmek üzerinden bir anlatım yapıyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun burada? Kesinlikle. Ben Amerika'da ders verirken birçok profesör arkadaşım Yahudiydi ve evlerinde Filistin bayrakları, Filistin'e yapılan, o zaman düşün bayağı seneler önce yapılan mezalim hakkında devamlı konuşuyorlardı. Şimdi kim bilir daha çok tedbir almışlardır bu konuda. Ben kişilerle hiç alakalı değilim Kerim. İnsanlar çok güzel. İnsan her zaman güzeldir. Ama kötüsü de var. İyisi de var. Fakat insana sataşılmaz. Onun cezasını Allah verir eğer bir hata yapıyorsun. Benim derdim genel Batı zihniyetiyle, işte Siyonizm zihniyeti, kapitalizm zihniyeti, hatta komünizm zihniyeti, isimlerin hepsinin insanlık alemine zarar verdiğini düşünüyorum. Hepsinin zulmettiğini, zulüm ehli olduğunu düşünüyorum. Onun için İdrakimizi arttırıp, yani bence akıl idrak demek. Evet. Aklı kaybetmeden, idrakimizi evet. arttırarak hem hadiselerin hakikatine bakıp bir taraftan da mücadeleyi devam ettirmek lazım. Onun için birlik ve beraberlik lazım. Öncelikle başkalarını suçlamak yerine kendi birlik ve beraberliğimizi sağlayalım. Biraz Gazze hadisesi, Türklerin bir araya gelmesini, o farklı görüşlere sahip olanların ilk defa bir konuda birleşmesini sağladı. Beni biz yaptı, bizi ben yaptı. Dolayısıyla bu birlik bile bir lütuftur diye düşünüyorum. Nasıl depremde bir birlik olduysa. Ama niye illa felaketleri bekliyoruz birlik olmak için? Yani Hazreti Mevlana'nın biliyorsun meşhur hikayesi, çok yağmur yağıyormuş. Mağaraya sığınmış adam. Ve o kadar soğuk ki kolunun altında bir sıcaklık, ayağının altında bir sıcaklık hissetmiş. Çok mutlu olmuş. Fakat karanlık gece. Sabah uyandığında o ayağının altındakinin yılan olduğunu, kolunun altındakinin de kaplan olduğunu görmüş. Düşün. En düşman şeyler bir anda fırtınada dost olmuşlar. Niye fırtınaları bekliyoruz ki dost olmak için, birleşmek için? Biz insanız ve gayemiz Allah'a ulaşmak. Bu alem çok kısa. Bu alem için yaşayanlara Allah kolaylık versin. Hiçbir şeyin üstesinden gelemeyeceklerdir. Çünkü Allah'la irtibat kurulmazsa bu alem dayanılmaz. Onun için Peygamber Efendimiz müminin zindanıdır bu alem diyor. Dolayısıyla bu acı ve sıkıntılarda bizim tekamül etmemiz için.
Yani İslam aleminin birleşerek tekamül etmesi için. Daha peygamber devrindeki gibi yaşamayı öğrenmek için. O zaman da çok zor bir zamandı. O zaman da silahsız insanlara Müslüman diye eziyet ediliyordu. Aynı şeyler şimdi yaşanıyor. Çok daha ağır, çok daha geniş kapsamlı. Onun için Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi güler yüzle, sevgiyle ama bazı şeyleri de mesela bazı şeylere karşı çıkarak, söyleyerek, yapılan mezalimleri anlatarak bu şekilde mücadele etmek lazım. Bir de yani çocuklarımız yetişirken o sağlam durmaktan bahsettim. Ve tabii ki şeyi gördüğümüz zaman mesela biz de boykotta yer alıyoruz. Bir kahve firmasını boykot ediyoruz. Kahve firmasının buradaki temsilcisi, Türkiye'deki temsilcisi bir Müslüman firma. Katar firması. Şimdi demek ki buna baktığımız zaman şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Biz neyi şey yapıyoruz? Boykot ediyoruz. Boykot etmeden evvel madem o Müslüman firması bu şeyde bu kendi menfaatine o zaman o şekilde çalışmaması gerekiyor başta. Tabii. Yani tabii. Kendimizi yetiştirirken bakıyoruz ki iş menfaate geldiği zaman tamam şimdi hepimiz çok patlıyoruz ve şey yapıyoruz. Evet çok gösteriyoruz kendimizi ama asıl kaynağa bir türlü inemiyoruz. Evet. Ana kaynak orada devam ediyor kaynamaya. Evet, evet Kerimci maalesef. Çünkü nereden aslında para kazandıklarını da çok bilemiyoruz. Hakikaten dediğin o kadar doğru ki. Hayır, para kazandıklarını çok iyi biliyoruz. Nereden para kazandıklarını da çok iyi biliyoruz. Ama burada bizim kendi şeyimiz var asıl. İşte onu yani, demek istiyorum. Yani bizim protesto ettiğimiz şeylerin birçoğunda Türk sermayesi de var. Onun evet. için onları iyi araştırmak lazım hayır, tabii. O da mühim değil ama Türk sermayesi oraya niye giriyor? Veya Katar sermayesi oraya niye giriyor? Madem senelerde 1948'den beri olan bir olayın şeyindeyiz ama sadece bu akut zamanda, savaşların olmaya başladığı zamanda kafamızı gösteriyoruz. Yani bunu temelden çözmek gerekiyor. Bu temelden çözebilmemiz için de Batı veya Siyonizm ne diyorsan, bizi kandırdığı, işte Lat, Menat ve Uzay'la kandırdığı şeylere kanmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Haklısın ama işte bir ara bazı devreler onlarla biz, ya onlar diye bir şey yok. Hepimiz biziz çok şükür. Bazen devre devre insanlar birbirine yanaşır. Bazen uzaklaşır. Yanaştığı devrelerde ekonomi ön plana çıkar. O zaman da işte menfaatler için her yerden yardım alabilir insanlar. Bunları da kabul etmek lazım. Şimdi silaha nereden gidiyor bu para? Onu bilip onlarla mücadele. Biz aklımızın erdiği kadar yarın Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ne yaptınız diyecek. Bu şu şöyle şunları yaptık diyebilecek. Bir mücadele vermeliyiz diye düşünüyorum. Ama bence birinci yapmamız gereken birleşmek ve kamuoyu oluşturmak. Yani Almanya'daki Türklerin de kamuoyu oluşturması lazım. İşte bugün İspanyollar maşallah çok güzel mücadele veriyorlar Müslümanların yanında. Yani tüylerim ürperiyor benim. İngiltere'de birçok insan bu mücadeleyi veriyor. İşte Amerika'da görüyorsun hep protestolar devam ediyor. Ama işte o birliği sağlamak ve insanın hakikatinin zalime, zulüme ne kadar ters olduğunu idrak etmek lazım. Onun için kamuoyu. Yani bu kadar hayal dünyası olan bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Yani sen hep bana bunları öğrettin. Tasavvufun temel şeyi de bu aslında. Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi insanlar rüyadadır. Öldükleri zaman uyanacaklar. Bu kadar net aslında gözüken bir durumla söz konusu ve bir de bunu artık bilimsel olarak da ispat etmeye çalışıyorlar. Yani bu dünyanın bir hayal alemi olduğunu ve beynimizin de bu şekilde çalıştığını anlatmaya çalışıyorlar. Bütün bunun içerisinde biz halen hayal gibi olan şeylerle irtibat kurup onun üzerinden işte o putlara kendimizi itiyoruz. Yani para gibi işte şöhret gibi veya işte neyse bütün o şeyler bizi çekebiliyor. Hatta
Ben hep şuna şaşırırım. Diyoruz ki bizi en çok üzen şeyler, bizi hayal kırıklığına uğratan şeyler. Kelimenin kökeni bile hayal kırıklığı diyor. Yani gerçek kırıklığı değil de hayal kırıklığına biz üzülüyoruz aslında. Evet. Kerim çok haklısın, harika. Hakikaten bu dünya hayal. Ama bunu kim biliyor? İlim ehli biliyor. Hakiki ilim ehli biliyor. Yani maddi ilim de bunu biliyor. Bu dünyanın enerjiden ibaret olduğunu. Fakat maalesef ortada bir grup var ki bunlar akılla, yani cüz'i akılla, külli değil. Külli akılla idrak diyoruz. Hadiselerin iç yüzünü görmek diyoruz. O çok önemli bir mefhum. Fakat cüz'i akılla, yani sadece dünyaya eren akılla hareket ettiklerinden yarın nasıl daha refahta yaşarım? Zannediyorlar ki para kazanırsak refahta oluruz. Şunu idrak edemiyorlar. Paranın bereketini veren Allah'tır. Para yoksa beş para etmez. Yani gelir felakete gider. Ben çok yaşadığım için böyle hadiseleri, yani para para diye tutturanların o kazandıkları, aldıkları paranın hastalığa gittiğini ve onu yok ettiğini yahut bir felakete gittiğini ben çok yaşadım. Dolayısıyla kendi kurdukları dünyanın, bu hayal olan dünyanın hakikat olduğunu zannedip orada kendi kendilerine bir oluşum oluşturuyorlar. Halbuki öyle bir şey olamaz. Yani sen doktora gitmelisin. Hastaysan doktora gitmelisin mutlaka. Çünkü Allah öyle emrediyor. Ama o sıhhatin doktordan değil, Allah'tan geldiğini biliyorsan senin hayalin hakikattir. Yani bu doktordan bana mutlaka Allah istediği için gidiyorum ama duamı Allah'a ediyorum. Beni o iyileştirebilir, doktoru iyileştirebilir. İşte bu idrake vardığın zaman hiç kimseye düşman olamazsın. Yarın hesap vereceğim. Yani hesap vermek de enteresan bir şey. Allah'a karşı mesulüm. Ya da Allah'la irtibat kurmazsam huzuru bulamam. Adam ölmüş çocuğunun başında Allah diye bağırıyor. O irtibatı kurmuş. Çocuğa bile katlanabiliyor. Demek ki irtibatı kurarsam hiçbir hadise beni yıkamayacaktır. Anlatabiliyor muyum? Ama biz Allah'la olduğumuzu unutup kişilere nasıl hükmederiz diye harekete geçiyoruz. Parayı nasıl kazanırız diye. Ün ve şöhret sahibi nasıl oluruz diye. Allah korusun, insanı Allah'tan uzaklaştıran en büyük şey ün ve şöhrettir. Allah hepimizi korusun bu halden. Dolayısıyla işte adım tarihe geçsin diye düşün, katliam yapıyor. Kendi çocuğu olsa ne olacak? Orada kendi çocuğunu öldürtebilir mi? Hep bunları düşünmek lazım. Önce kendi, onları düşünmek lazım. Sonra bir şey daha var Kerimciğim. Mesela nasıl rahat uyuyabiliriz ki böyle bir devrede? Yani çok bizim bir beraber yaşadığım 2-3 kızım var. Hepsinde aynı şeyi görüyorum. Ben de gene dün gece çok büyük bir kanama geçirdim. Ve şundan dolayı çok mutluyum. Hiç olmazsa dedim, şu anda ağzından kan gelerek ölenlere eşlik ediyorum. Hiç olmazsa onların acılarına eşlik ediyorum. Böyle bir devrede aşırı eğlenceler yapmak, aşırı masraf yapmak ve onlar açken biz yemek yiyerek tok olarak uyumak bile bana doğru gelmiyor. Yani Allah herkese hissettirsin ciğerlerinde bu acıyı inşallah. Evet, yani insan olabilmemiz için hani o meşhur söz var ya, canlı acıyı hissedendir ama insan başkasının acısını hissedendir manasında. Zaten insan olmanın en önemli özelliği de bu olsa gerek. Yani başkalarının acılarını hissedebilip biz peygamberimizin söylemiş olduğu veya ona ithaf edilen, eğer kainatın herhangi bir noktasında birinin canı yanarsa benim de canım yanar
noktasına tekrar dönebilmek diye algılıyorum. Sonra Hazreti Mevlana ne diyor? Sen her şeyi biliyordun. Şems sana ne öğretti dediklerinde, evet her şeyi biliyordum ama ben artık dünyada bir tane üşüyen varsa ben de üşüyorum. Dünyada bir kişi açsa ben de açım diyor. Onu öğretti. İşte bu peygamber ahlakıdır. Hocam Kenan Rıfai Hazretleri de bir gün oğlunu karşısına almış. Kazım demiş, sakın alınma ama eğer sen ve arkadaşımın oğlu Sedat hasta olsa ben önce onunla meşgul olurum demiş. Yani bu nasıl bir dostluktur? Önce başkası, sonra kendi, kendi çocuğu, kendi evladı. İşte bunu idrak etmek lazım. Gazze'deki çocuklar da bizim çocuklarımız. Onlar da imanla, Allah aşkıyla ölüyorlar. Şimdi onlar o vaziyetteyken, yani ben çok düşünmek gerektiğine inanıyorum. Kimseyi eleştirmiyorum Ayşe. Kimseyi birçok şeyden mahrum bırakmak niyetinde de değilim. Tabii ki yiyecekler, tabii ki içecekler, tabii ki eğitime gönderecekler çocuklarını. Ama mutlaka ve mutlaka içlerinde o acıyı hiç olmazsa biraz hissetsinler, hissedelim diyorum inşallah. Evet, çok önemli. İlginç bir şey, yani ben daha evvelden görmediğim bir ayette, Nisa suresi 148'de şu şekilde geçiyor. Allah zulme uğrayanlar dışında kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah işitendir, bilendir. Ay çok sanki güzel. Evet, ilginç bir şekilde zulme uğranıldığı zaman aslında kötü söz açığa çıkabilir gibi bir şey yapılmış burada. Evet. Yani bazı yerlerde Allah çok o insanlara müsamaha gösteriyor. Mesela ben çok etkilenmiştim. Hazreti Eyüp biliyorsun sabrın artık en son safhası. Bir kere ağzından çok acı çektiği zaman karısına karşı bir laf çıkıyor. Sonra çok Allah'tan özür diliyor. Allah'tan cevap geliyor. Biliyorum acıyla söyledin. Biz o sözü kale almadık diyor. Şimdi onların acıyla söyledikleri sözlere Allah kale almaz oğlum. Biz de almayız. Evelallah Allah almayınca biz kim oluyoruz da biz de öyle şeylere çok üstünde durulmayız. Ama biz söylemeyelim. Biz beddua etmeyelim. Biz söylemeyelim. Çünkü yapan yaptıran Allah'tır. Allah'tan başka bir fail yoktur. Mutlaka her şeyin içinde senden de gördük Rahman'ı çalışırken bir hakikat ve bir idrak etmemiz gereken bir nokta vardır. Evet. Hakikaten bizim için çok büyük, zaten her şey bizim için bir ders olması. Yani kendimiz bu işten ne ders çıkartıyoruz, onu şey yapmamız lazım. Sadece insan çok unutkan bir varlık, kelime manası olarak da unutkan kökeninden geliyor. Bunlar, bu gibi olaylar, bu gibi felaketler ateşlendiği zaman insan tekrar hatırlamaya başlıyor ama çok kısa bir süre sonra tekrardan normal hayatımıza dönüyoruz ve evet, unutmaya unutmaya şeyimiz var. Nasıl bunu unutmamaya haline çekeceğiz? Yani yakaza hali diye bir halden bahsediyor. Yakaza kelimesi, ikaz kelimesi, teyakkuz kelimesiyle aynı kökenden geliyor. Yani uyumaya çok meyilliyiz. O uykudan nasıl uyanırız? Nasıl hep ayakta kalırız? Nasıl alert oluruz? Nasıl şeyde dururuz? Kerimciğim, basın çok şükür çok güncel tutuyor hadiseleri. Basını bu yönden ben şimdiye kadar çok böyle negatif hadiseleri takip etmem. Ama şimdi bol bol takip ediyorum unutmamak için. Ve devamlı ilişki kuruyorum devletle de nasıl yardım edebiliriz diye. Bu şekilde unutmamaya çalışıyoruz. Mesela sık sık kamuoyu oluşturacak konuşmalar yaparsak, çünkü bizim de acizane biraz dinleyicimiz var. Onları da gündeme getirerek konuyu haberdar edersek unutmayacağız inşallah. Unutmayacağız. Ama bu arada Hatay'daki depremi de unutmayalım. Evet, evet. Yani bazen şeyleri de kaybediyoruz tabii. Yani konjonktür başka bir alana geliyor. Çok hızlı ilerliyor dünya artık.
Halen orada Hatay'daki sıkıntıları da yani görüyoruz. Artıyor. Çünkü Evet. kış geliyor. Kış geliyor. Konteynerlerin ısıtması çok zayıf. Sağlık işlerinin daha rahat halledilmesi lazım protokolden uzak. Yani gerçekten Hatay'da ve çevresinde yapılabilecek çok şey var. Onlarla ilişkiyi de kesmemek lazım. Şimdi manevi olarak Gazze'ye, maddi olarak Hatay'a yardımı ön plana almak şart. Bu şekilde hem biz Allah'la yani bugün ne yaptın dediğinde verecek cevabımız olmalı. Bugün ben senin istediğin şekilde şöyle hizmet edebildim. Çok şükür diyebilecek cevabımız olmalı. Kimimiz parayla, kimimiz gidip maddi birebir yardımla, kimimiz duayla. Hepsi hizmettir. Hepsi hizmettir. Bunları yapmamız lazım ki sevgilinin yanına yüzümüz ak çıkabilir. Peki bütün bu olayların içerisinde nefret nerede duruyor? O yok. Nefret yok, lanet yok. Bu ikisi bizde yok. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, Ebu Cehil'i niye lanetlemiyorsun? Çünkü bizim dinimiz lanet dini değil, sevgi dinidir diyor. Lanet yok. Yani hocam Hazreti Hüseyin'in mübarekliğinin tabii ki ortaya çıkması için korkunç şeyler oldu, korkunç hadiseler. Fakat asıl Yezid'in bizim nefsimiz olduğunu ve nefsimizin ruhumuza her saldırışında Hazreti Hüseyin olayının vücudumuzda yaşandığını söylüyor. Nasıl saldırır nefsimiz ruhumuza? Ben bilirim. Her şeyi en iyi ben biliyorum gibi. Ya işte zulüm yaparak. Nefsimiz zulümden hoşlanır. Nefsimiz Allah'ın hoşlanmadığı şeylerden hoşlanır. Onları yaparak ruha saldırır. Her anda, böyle bir anda Hüseyin vakkası vücudumuzda yaşanır diyor Kenan Rıfai Hazretleri. O halde lanet yok. Biz kişilerle uğraşmıyoruz. Ne güzel söylemiş Hazreti Fatih. Demiş ki ben kimseye namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun diye sormam. Onlar Allah'ın işidir. Ben ihtiyacın var mı? Bir sıkıntın var mı diye sorarım. İşte bütün bunları anladığımız zaman yapacağımız şey nefretle zaten hiçbir savaş yapılmaz ki. Ancak savaşı yapmak için mutlaka her şeyin hakikatini görmek, nefret etmeden mücadele vermek lazım. Biz hocalarımızdan bunu öğrendik. Evet. Hatta Sami anne ben kalemle savaşırım demişlerdi. Ben silahla değil kalemle savaşırım ve çok muvaffak oldum. Kalemle yazarak, konuşarak, söyleyerek, internet aracılığıyla her an nasıl mücadele edeceğimiz konusunda, birlik ve beraberliğimiz konusunda bir şekilde hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki zalimlerle ilgili mesela Kassas suresinde şu şekilde geçiyor. Diyor ki bunlar asla iflah olmazlar. Bu bir umutsuzluk yaratmıyor mu şeyde bizde? Aslında zulüm iflah olmaz diyor. Zalimden çok. Yani zulüm bitmeyecektir. Dünya durduğu sürece zulüm devam edecektir Kerim. Ve her zaman da bir zalim olacaktır. Bu zulmü körükleyen. Dolayısıyla bu bitmeyecektir. Buna göre düşün diyor. Yani dünya böyle refah, rahat dünyası olamaz hiçbir zaman Kerim. Ancak dünya sonu bile gelse zaten dünyanın sonu demek, kıyamet demek. Orada her şey aşikar olacak. Ama kim bilir kaçıncı kıyametten bahsediliyor. Neyse sonuç olarak zulüm bitmez, nifak bitmez.
Benim sesim acaba şeylere geliyor mu? Şimdi Heh, geldi. şimdi tekrar geliyor. Evet canım, Evet, şimdi. evet, Evet. evet. Evet, yani tabii ki ümitsizliğin hiç olmaması gerektiğini anlıyoruz. Şöyle bir kitapta İlahi Sırlar kitabında şöyle bir kısım okumuştum ben. Kur'an-ı Kerim içerisinde şeytan ve melek geçtiği sayı 88 Evet. olarak gösteriyor. Evet. İlginç Evet. bir Evet. şey. Ve ahiret hayatıyla dünya hayatı aynı miktarda 100 küsur olarak gösteriyor. Demek ki bir denge ve Kadınla bir balans var aslında. erkek de aynı Kerimciğim. Kadınla erkek denge var. Evet, evet. Denge var. Burada aslında ne kadar zalim varsa o zalimin karşısında da o kadar Doğru zulüm diyeceğim. yapmayan veya Zulüm. karşı duran insan olduğunu söylüyor herhalde. Zulmün olması düzeni bozmaz. Düzeni tamamlamak için. Hadi hatırlayalım Hazreti Merkez'i. Ne diyor? Bir kötü gitse bir kötü gelsin diye dua ederim. Bir iyi gitse bir iyi gelsin diye dua ederim. Niçin? Çünkü eşitlik sağlanması lazım. Yani dengenin her yerde sağlanması lazım. Onun için sen de ikisi arasında berzah ol diyor. Yani ne kötüye lanet et, ne iyiye aşırı medet. İkisinin de Allah'ın bir lütfu olduğunu idrak et. Olması gerektiğini. Yani devir devir her şey yaşanır. Bir devir gelir, işte dünya Siyonistlerin eline geçer. Kenan Refah Hazretleri'ne demişler, maalesef Bulgaristan'daki camiler kapatıldı diye. Hocam da demiş ki, bir gün gene cami olur, üzülmeyin. Bak şimdi Bulgaristan'da üçüncü cami açıldı. Çok şükür. Yani şunu anlatmak lazım ki devirler gelir değişir. Bütünlük zuhur eder. Sonra yine eksikliğe gider. Sonra tekrar bütünlük zuhur eder. Hiçbir şeyden ümit kesmemek. Allah bizimle olduktan sonra hiçbir şeyden ümit kesmemek lazım. Yerimciğim. Evet, yani o zaman sona doğru geliyoruz artık. Sırlayacağız birazdan konuşmamızı. Burada verilen önemli mesajlar, evet, zalimle değil zulümle mücadele edeceğiz. Bunu yaparken nefret değil aslında aklımızı kullanmak suretiyle reaksiyonel değil aksiyonel olmaya çalışacağız. Bravo. Boykot. Evet, doğru. Boykotla beraber para üzerine kurulmuş bir düzene biz de o şekilde müdahale etmeye çalışacağız kendi şeyimizde ve bu dengenin içerisinde iyinin kötünün dengesinde tarafımızı hep göstermeye çalışacağız. Evet. Hazreti İbrahim'in ve karınca hikayesinde olduğu gibi işte karıncanın Hazreti İbrahim ateşe atılırken ona kendi vücudunda taşıyabileceği kadar su götürmesi hikayesinde olduğu gibi Bravo. tarafımızı göstermeye Bravo. çalışacağız. Bilmiyorum belki biz de yapabileceğimiz şeylerden biri dua. Hepimiz oturup bu konuyla ilgili gün içerisinde dua etmemiz gerektirir diye düşünüyorum. Belki sen de bu programı bir duayla sırlarsın diye düşündüm. Baş üstüne. Vakti şerifler hayır ola. Hayırlar feth ola. Şerler defola, niyazlar kabul ola. Allah erenler iki cihanda yardımcımız ola. Aşkullah, şevkullah, muhabbeti Resulullah. Üçler, yediler, kırklar. Gülbank-ı Nur-u Nebi, Bab-ı Kerem-i Ali. İki cihanda pirimiz, destekirimiz Seyyid Ahmet Er Rifai, Abdülkadir Geylani ve bütün mübarekler yüzü suyu hürmetine. Ya Rabbi, Ehl-i Beyt yüzü suyu hürmetine. O Gül Sultanı Peygamberimiz yüzü suyu hürmetine. Sen bu zulmün vakti gelince sona erdir. Sona erdir ya Rabbi. Koruyucumuz yalnız sensin. Ancak senle birlik ve güzellik oluyor. Ancak sen engelleyebilirsin.
Çünkü yegane varlık sensin. Tabii ki her işte bir hikmet var. Belki İslam'ın gücünü göstermek istiyorsun. Ama hiç olmazsa acı çekenlere çok yardım et ya Rabbi. Acıları azalt. Hastalıkları yok et. Ve o lüzumsuz bu ataklar, çocukları öldürmeler, halka eziyetler, silahsız halka yapılan zulüm inşallah Allah'ın izniyle son bulsun ya Rabbi. Ve herkes İslam'ın gücünü ve teslim olmayanların güçsüzlüğünü görsün. Ya Rabbi, senden yardım ve medet umuyoruz. Hasta olanlara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip et güzel Allah'ım. Peygamberimizin başta olmak üzere bütün piranın bizden daima memnun olması için El-Fatiha. Çok teşekkür ederiz. Sen de rahatsızsın biliyorum. Bizimle beraber olduğun için en yakın zamanda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.